nerede yedik? Şişirttim yüzü be. Şarköy sahili. Bak orada evleniyorlar herhalde. Şey, fotoğraf çekimi var. Fotoğraf çekimi var. Şimdi 50 açıdan çekecekler abi. 50 tane. En az 50-100 açıdan. Aynen. Fotoğrafçının da Allah yardımcısı olsun. O olmadı. Beğenmedi de. Aşağıdan çek. Yüzüye doğru yaklaş. Aynen. Şöyle bir sahil turu yapıyoruz. Selamun aleyküm diyeyim abi. Aleykümselam. Abi ne var ya? Abi hoş geldin. Hemen elini sıkayım. Günaydın. Günaydın abi. Kadir'im, yakışıklı kardeşim. Günaydın abi. Nasılsın abim? İyisin. Çok şükür. Allah'a şükür abi. Yol nasıl şurada? İyi. Trafik vardı. Trafik çoktu ya. Sen de yakalandın mı trafiğe? Abi hiç sorma. İstanbul'un çıkışı aynen. Çok berbattı ya. İstanbul'un çıkışında biz de yakalandık abi. Ama buranın trafiği güzel değil mi abi? Evet. Buranın Allah bin tutuşumluğu İstanbul'u. Artık nokta nokta gerisini anlamıştı zaten arkadaşlar. Abi bakacağız maymunlara. Gidin. Yok, çıkalım. Gidelim ha, çıkalım. Hadi çıkalım hadi. Abi. Tamam. Şarköy demiş abi. Aynen abi. Burası Şarköy'ün girişi. Güzel yerler ama ya. Yarabbim. Kime gidiyorsun? Biz şimdi şöyle çevireyim abi, bizi de çeksin. Şarköy'de Gürsel Büyükler'e gidiyoruz abi. Gürsel abiye. Gürsel abiye gidiyoruz. Emre Büyük, Gürsel Büyük. Bunlar Şarköy'ün abi 30 senelik, 35 esnaf. Senelik esnafları. Şimdi bu Gürsel abiye yemi anlattığında evet. Oğlum. Aynen. Demiş ki lan böyle yem mi olur? Tozdan yem mi olur aynen, dedi. Tozdan bize. Yem mi olur? Böyle yemeğe tuz atar gibi yem atılır? Aynen öyle söylemiş şimdi, abi. Şimdi adama silah dayasan başka yem alır mı? Yok almaz, almaz abi. Bakalım ne kadar kilo aldırmışlar hayvanlara. Bakalım nasıl iyi bakabiliyorlar mı? İyi bakabiliyorlar mı diye. Daha önce Emre bizim Trakya buluşmasına da gelmişti abi, hatırlarsın. Evet. Sen Gürsel abiyle yeni tanışacaksın şimdi. Gürsel abiyle yeni tanışacağım. Gürsel abiyle yeni tanışacaksın. Gidiyoruz Gürsel abilerin, Emre'nin, Emre kardeşimizin. Bunlar bizim ne kadardır müşterimiz abi? Gene bir sene olmuş mudur? Fazladır. Olmuştur ya, bir sene bir olmuştur. Bir sene rahat olmuştur. Yani iyi ki turu hayvan beslediler bizi. Tabii. Onu. Kurbandan çok memnunlar. 70 tabii. Tane kurbanlık sattılar evet, abi. Kurbanlık beslediler. Kurbanlıkları düve miydi ya onların? Karışık abi. Karışık düve, tabii. Dana, alaca, Holstein, her cins ırktan beslediler abi. Evet. Şimdi gidiyoruz Gürsel'le, işte Gürsel'le diyorum. Emre ile Gürsel abinin dükkanına gideceğiz, uğrayacağız. Daha önce onlardan bir video çekmiştim ben. Hem Cengiz abimiz kontrole geldi çiftliklerimizi, bir bakıyor. Randımanlar nasıl, tartımlar nasıl, rasyonlara uyulabiliyor mu, hayvanların durumu. Tabii, tartım yapabileceğimiz yerlerde de tartım yapıyoruz. Tartım yapacağımız yerlerde de tartım yapıyoruz. Şimdi burada da 3-5 hayvanına bakarız değil mi abi? Tabii. Bir, ne kadar kilo almışlar, bir potansiyellerine bakalım. Böyle vlog tarzında çekeceğiz biz. Hayvanların tartım genellerini, böyle gramı gramajlarını Cengiz abinin kanalından da, Cengiz Çaylı Tarım ve Hayvancılık kanalından da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Burada ne var abi? Çalışma var herhalde. Burada bir yol çalışması var. Şimdi geldik. Burada zeytinlikler de var ya. Abi burası şeyle, zeytinlikle şeyle, üzümle meşhur. Şarköy'ün üzümünden şey yapıyorlar ya. Evet. Şarap. Üzümünden şarap. Buranın üzümü meşhur. Bir de zeytinleri meşhur. İçmiyorum da içseydim alırdık bir. Hediyelik istiyorsan çok güzel şarapları varmış yani. Biz de içmiyoruz da. Tabii. Gidelim bakalım kasaptan devam. Haydi bakalım. Ha bu arada şu çaktırmadan Kadir'i de göstereyim. Garibim ben. Çocuk var ya. Yorgun argın vallahi billahi. Uyumuş arkada. Haydi bakalım. O gerekli bilgileri zaten verirler size dedim. Benim kadar bir adam inatçı olmasın dedim. Yani beni bir de ikna ettiler dedim bu konuda. Sen ikna oldun mu onu söyle bize abi. Abi ben değil, müşterinin olması önemli. Tabii. Abi. Müşteri ne cevap verirse şey ben ona bakarım. Abi en önemli şey kalitesi çok da. Et kalitesi %99 memnuniyet oldu ya. Aynen. Ya bize şöyle bir şey var. Şimdi etin tezgahlık ömrü var ya, siz daha iyi bilirsiniz kasap olduğunuz için. Şimdi bu tezgahlık ömrünü uzatmak için bazı ham maddeler var. Şey, kimyasal değil. Evet. Kimyasal değil bunlar. Nanoteknoloji ürün bunlar aslında. Çok güzel ürünler. Biz bu ürünleri aldık. Tamam mı? Bu ürünleri koyuyoruz şeyin içerisine.
Yani rotanın içerisinde var. Pahalı ürünler bir de. Sırf böyle adamın işte tezgahında daha böyle canlı işte 3-4 gün boyunca o parlaklığını korusun, hani birden kararmasın diye içerisinde malzeme bile var. Ama geldi bunu anlat. Şimdi mesela bu yıl 3-4 yıldır giriyor kardeşimiz. O da kurbana giriyor bizde. Evet. Hem üretici hem de katkı olsun diye o da jest yapıyor sağ olsun. O da diyor abi diyor bu yılki diyor daha farklı diyor. Lezzeti yani. De daha farklı. Tabii. Senin şey kurbanlık müşterin mi bu abi? Yok yok abi onda 70 tane 80 tane mal var o elinde. Ha. Hem sütçü hem besici o. Köşem var yani sağlam diyorsun. Ya o şimdi onun malı mesela bizim bize şimdi bir kişi daha lazım olsun biz sormayız oradan koyarız arabaya geliriz. Tamam sıkıntı yani yok. Yani o yerden. Bizden biri demek istiyorsun abi. Yani şimdi abi, aynı şekilde Mustafa şimdi bize iki tane kuzu lazım olsun Mustafa'nın da anlar atarız. Bir chatte ya bir imzalı kağıt bırakırız ya da telefon ederiz. Evet. Burada öyle dönüyor zaten şeyden. Ben mi lan o abi gelmiş. Çöldüm çayları mıydı? Tezgahlı görmüş çok önemli. Bir de yağlı çıkmadı. Yani 75 tane falan 80 tane ekran var mı? Ya bakan, yağlı çıkması bizim elimizde abi. Yok bir tane yağlı çıktı. Yani bizim rasyonun... O da bizden değil tabii, diye. Tabii rasyonun ama düve normaldir abi. Aynen. Ya yok yok. Yağlı düve, düvenin evveliyatı yağlıydı aldığımda. Anladım evet. Ha. Anladım. Şey, yani, temelinde ya, yağlanmış şey, var. Bir de yerlilik de var düvede ondan dolayı öyle. Anladım abi anladım. Bir de o... Yani yerliliği evet. Kısarsan... Yağsız çıkar. Doğru. Ya onun acı hiç ben de yağlı hayvan da çıkmayacak. Abide nasıl hayvanlar var? O simentere dönüş yapıyor şu anda. Alaca mıydı abi? Bizden de iyi böyle aynen. Beğendiği olursa ona bırakıyoruz. Ama sütte ya süt var değil mi sen? Süt de mi var? Tabii o günde 400 kilo, 600 kilo arası süt yapıyor. Evet. Selam. Nasıl süt yağın falan iyi mi? Ceza falan kesiyorlar mı? Yok. Ortalama ne? Şu an ortalama 27 kilo. 27. Yani içinde peki ben sana bir şey söylesem abi. Sana ben de bir sana bir yem desem. 2 kilo buradan. Bir haftada sütün 33-35 kilolara çıkacak desem bir tane alırsın. Ya öyle bir şey varsa garanti verirsen var. Sen garanti veriyor musun? Ama inanmazsın değil mi abi? Yok, Sait yeniliğe açık bir kardeşimiz. Abi bir de bizdeki sütün artışını bir kenara bırak. Akşam buraya yem getirmeye geldiğinde Sait abiye 3-5 paket yem bırak. Bırakayım. Tamam mı? Bırakayım abi. RK20. Yok, süt yeminden bırakacağız abi. Abi boğazlama konusunuz. O yemi sana verecekler tamam mı abi? Sadece o yeme günlük 500 gramla başlayacaksın. 250 sabah, 250 akşam. Bir sonraki gün 500 daha ekleyeceksin. Bir sonraki gün 500 daha, bir sonraki gün 500 daha. 4 günde günlük 2 kilo olacak. Yani sabah 4. gün sabah 1 kilo, akşam 1 kilo vermiş olacaksın. 6. 7. günde soneri ararsın. Bu yemden bana 1-2 palet ödeyeyim diye. Hayvan başına mı aldın? Hayvan başı 2 kilo. Sıkıntı yok. Benim dayı oğlu da var. Bu işi yapıyor. Bu da sürücü. Yani ben daha süt yeminin reklamlarını yapmaya başladım. Abi. Kendi süt yemin var ya abi. Diyelim ki 8 kilo veriyorsun. Cengiz abinin anlattığı o. 6'ya düşüreceğiz onu. Ondan 2 kilo geri çekeceksin, 2 kilo bundan gireceksin. Bak hiçbir şey değiştir demiyor sana. Ama anladın şöyle mı bir şey var. Sütün 8 litre ile 12 litre arasında artacak. O da hesabı kitabı yaptığında... Ya matematik yapman lazım. Tabii iyi para yapmazsa... yani. Ha onun yanında artı sana ne söyleyecek Cengiz abi? Boğasama evet. Konusu abi. Boğaya gelme mesela konusu boğaya var ya. Boğaya gelmeme problemi kesinlikle olmaz. Boğalarsın mantal mi? İyi bari. Akbaş var o zaman sende. Akbaş sen dönmüş. Tabii akbaş akbaş. Ha, 10 numara hayvana dönmüş. Işte. En güzel akbaş var. Maşallah bir boy var. Akbaşlara da parmakların ucuna basıyor böyle. Sırtını yerime bineyim. Beside de öyle şimdi abi. Şimdi birazdan beside dükkana geçeriz. Akbaş da bir tane dana kestim. Biraz ayağını ağrıtmış. Dana ne kadar biliyor musun? Şu kadar bir şey. Ben de 325 kilo koydum. Bodur mu? Abi akbaş. Ayağını artmış. Yoksa o demek ki 10 gün önce 365 kiloymuş. Kendi ahırdan mı kestin? Yok, bir komşudan. Yani bir köylerden. Şu an 18 aylık. Bu oğlu. Bu oğlu. Bu da Uzay. Bu da kardeşim. Arkadaki şey mi? Değil mi? Kardeşim. Ne verdin bu damızı?
Şeyi mi? Düveyi mi? Düveyken ben verdim. Dedim al bunu dedim. Şey çok iyi damızlık. Sait kaç tane ikiz yaptı bunu damızlıktan? 4 tane yaptı galiba. Var bir tane. Doğacak daha var 2 tane de. Belli. Ya Yörgüç'ten almıştım. Burada bir köyümüz var bizim. Aha. Dedim bak çok iyi bir arkadaşım malı. Bu şimdi gitti yani. Onun İyi kardeşi. Şey böyle tanıdıkları veriyoruz kurbanda. Abi ya şimdi Yılmazlar da şeyler aldı. Dışarıdan aldı. Senden düve aldım ben. Buraya yem getirdiğinde 4-5 paket abiye bırakırım. Bırakırım abi. Bir kullansın. Zaten senden sipariş geçer hemen. Ondan sonra bir hafta dayı oğlu var benim. Bir hafta da hemen. Burada çoğaltıyor. Köyde bizim kaldı 3 kişi. Ben sağım aldım. Hatta ben şey söyledim. Kuzulaşım var. Anladım abi. Kuzu kullan. Kuzulası mı? Evet. Yani yok, 60 gram, 80 gram kullan. Ama çok da uzun kullanma şey yapıyor. Yağlandırıyor. Yok. Ayakları bozuyor. Yok, çatlatıyor hayvanı. Çok kül aldırıyor abi. Acayip kül aldırıyor. Dana gibi yapıyor ya kuzuyu. Bu aslında kuzular için değil. Bizim bir kuzu yemimiz vardı. Belki de dünyanın en iyi yemiydi kuzu yemi. Ama tozdu. Bir türlü İbrahim abiyi ikna edemedi. Palet, abi evet. Bunu palete çevirelim. Yok işte... %20'si gidecek. Daha gitsin dedim ya %20'si. Yani %20. Şey ıslandın. Aynen şey, gitsin dedim yani. Tabii. Isıtıyorsun ya onu. Isıtıp da paleti. Krevin. Sarması. Abi önemli değil. Yok. Abi bir türlü ikna edemedik. Millet de otomatik yemliklere döndü ya. Bu tozu döküyorsun abi. Apşırtıyor çok. Evet. Öksürtüyor. Abi çok dökülüyor. Bir öksürtüyor. 50 gram yiyeceğine bu sefer 200 gram yiyor. Bu da evet. Dokunmuyor kuzuya ama. Tozu da kuzu yiyor. Adama zarar. Cebine zarar. Şey ayrıca hayvan. Ele oğlak gene hiç yemez. Aynen. Ama bunu mesela şimdi kullanan çok. Bu bizim BK300'ü besi yemini kuzularda kullanan çok. Herkes. Yani bazıları paçal yapar peki, otomatik yemlerde. Çok memnun. Şimdi kuzuya tane buğday veriyorlar ezmeden. Evet. Bunu sulandırıp da. Sulandırıp verebilir. Evet. Döküp de sardırmak nasıl kurdan. Daha güzel olur. Yani sulandırıp da verebilirsin. Mesela sen eğer samanla mı karıştırıp veriyorsun buğdayı yoksa sade mi döküyorsun? O da önemli. Hayvana. Samanla mı karıştırıp veriyorsun? Kuzuları... Yok, ha sen şeylere mi büyük diyorsun? Büyükbaşı. Kuzulara diyorum yani. Kuzulara. Ya şimdi nasıl verdiğine bağlı. Daha mesela, ne bütün veriyorlar? Hayır. Adam samanın üzerine mi döküyor? Otomatik olarak. Yok otomatik olarak. Otomatik olarak. Şu anda hiç kimse bir şey beslemiyor. Herkes otomatik olur. Ya şimdi bugün ne vereceksin diyorum abi? 100 kilo buğday vereceksin. 100 kilo buğday. 100 kilo buğday dökeceksin yani. Misal değil mi? Tabii. 100 kilo buğdaya göre de şey atacaksın içine onu. Rotayı. Dökeceksin bir yeri. Tamam mı? Harmanlayacak, ısıtacak. Harmanlayacak, evet. Kurutacaksın. Şimdi o kısmı yapmaması için kuruduktan sonra gerek yok ya. Çuvallayacak. Gerek yok abi. Nemlendirsen de yeter abi. Gerek yok. Nemlendirmese de olur abi. Biz kuru veriyoruz. Kuzu zaten bunu seviyor, şey yapıyor, yalıyor yani. Bizim hayvanlar... Tatlandırıcı var mı içinde? Var. Bizim hayvanlar besleme süresi şu anda... Normalde yoktu. Onu da zor koydurdum. Gürsel abi. Biz... 3 sene yalvardım İbrahim abiye. Biz... Abi, portakalı mı diyorsun? Biz söyledikken bizde... Vanilya koymuş. Koyun vardı. Kokuyor vanilya. Portakal daha güzel. İyice kaçtı hayvanlar vanilya. Vanilyayı neye koydunuz sana söyleyeyim. Şimdi... Samanlarda %80'inde... geç bağlamaktan tozlanma ve şey var. Tamam mı? Onun kokusunu başka hiçbir yere yok edemez. Evet. Yatar açalım. İçerim. Şey. Çok yoğun değilim ama. Hadi yemek söyle de. Yemek de getireyim. Nereye getireceksin? Koyunlar açalım. Abi ben bilmiyorum ya. Anlayamıyorum yani. İnsanları şaka gibi mi geliyor? Niye inanmak istemiyorlar ama hayal ediyor. Şimdi abi. Abi gözle görmediği şey. Alışkanlıkları. Alışkanlık bir de sabit. Değiştirmek. Sen Gürsel abi bu hayvan tarttınız mı siz? Biz işte bir ay önce tattık kaçında. Dur bir dakika bakayım. Nasıl geldi kilolar? Var bende sen şey yap ben bulurum abi. Nereden çekti mi ki? Şimdi Emre bunu çok araştırmış. Emre atmış. Ben anlamam fazla. Bu yok inanmadım. Ya bak olacak. Yok. Hatta bozuk ile atmış abi kan yüzü arkadaşlar. Yok ben. Sonra da bildim ben. Ya işte böyle falan diye. Şimdi bir giriyor kantar hayvanlar bir bakıyor. Oo. 100 kilo almışlar. Tabii. Ondan sonra da 100 kilo olan var mı abi? Emre dedi tamam diyor. 100 yok da 70-80 var. Sonra ben Cengiz abi çok önce bir kere konuştum. Hatta Cengiz abi hatırlar mısın 2 sene önce sana da orada da söylemiştim Sonar abinin orada da şey Bursa fuarına gittin sen. He. Aradım ben seni
Biz tura çıkmıştık arkadaşlarla. Abi biz 9. ayın 20'sinde tatmış. En son değil mi? Başkan hoş geldin. Eyvallah. Ne var ne yok? Sağ ol. Erdem. Ne kadar kaldın? Valla bir haftayı geçirdik. İyi yaptın. Çekiz abi de ikimiz yok bile. Abi sana kadar hadi. Ben şunu yesem doyarım da. Biz Emre'yle yeriz onu valla. maşallah maşallah. Kayıntısız olmaz ve hadi bakalım afiyet olsun. Şarköy sahil, bak orada evleniyorlar herhalde. Fotoğraf çekimi var. Evet. Fotoğraf çekimi var. Şimdi 50 açıdan çekecekler abi. 50 tane, en az 50-100 açıdan. Aynen. Fotoğrafçının da Allah yardımcısı olsun. O olmadı, beğenmediler. Evet. Aşağıdan çek, yüzüye doğru yaklaş. Aynen, şöyle bir sahil turu yapıyoruz. Havacılardan mı? Abi nasıl manzaraya karşı adamlar hayvan besliyorlar. Abi adamların deniz manzaralı ahırı var. Baksana. Aynen. Millet deniz manzaralı ev var ha. Dünyaları verir. Hüseyin abi bak ne diyor Cengiz abi. Hayatlarında zaten sinir stres kalmamış. Değil mi? Bunların daha çok kilo alması lazım. Tabii. Yani şu manzarayı seyredip de kilo almazlar olmaz. Hiç yaşamasınlar. Evet. Alıcılar nasıl? Alıcılar güzel. Balık gibi. İyi bu uşaklar. Tartıya hazır mısınız? Biraz kırpılır. Dur, burası dur. Bir dakika hemen. Biraz bunu bağlayalım mı? Biraz daha sağ olun. Çok az. 10 santimde. Bağlayayım mı bunu böyle? Birkaç tanesinde parazit var. Yok. Anladım. 20 gün önce vurmuştuk. Aynen. Atamamıştım hayır. Tam bir şey onları biraz bak, şey yapabilirsin de. Hayır. Elektronikle yapabilirsin şu anda. Temizliyor mesela. Şu hayvanların hiçbir tanesinde bak şunda yok. Var. Şu evet. Tüyü dik olanlar da var. Aynen. Bak şu sinant halde. Bir de şöyle bir şey var abi. Senin rasyonunda ne vardı? Şu. Arporota. Arporota var değil mi? Öyle. O kadar. Biraz aynen. Bak şimdi şöyle göstereyim ben sana. Şimdi şunu açlık çukuruyla, tamam mı? Holstein'inkiler bir değil bak farkındaysan. Anladın mı? Şimdi bu Holstein'ler biraz daha dolu dolu beslemeyi seven bir hayvan. Evet. Anladın rasyonu mı? Rasyonu yüksek. Bizde mesela mısır sıracı yok. Yok bizde. Sadece arpa ezmesi. Arpa ezmesi var. Şurada da saman var. Saman var. Aynı benim hesap. Benim aynen. Gibi. Aynısı benim gibi. Sen tak. Aynen. Şu orttan elinde çok mu? 400 tane var şu anda. Var ya, arkası gelir. Evet. Bak buradaki hayvanların hepsi tonluk olacak hayvan. Ben sana söyleyeyim. Yani bu hayvanlar çok kilo alır. Güzel kilo alırlar. Şumata kadar. Zaten şu manzaraya da bu hayvanlar da kilo almıyorsa. Bir şey demedik. Eğer bu şu manzaraya da bu hayvanlar. Lan ben bile kilo alırım. İşte. Yanında damlar hayvanlar var. Allah bakan, bakan abinin de etkini var. Öyle mi? Tabii. Abi şimdi bir de bak bazılarının da eli yarayacak ha. Tabii eli sevgiyi katacak. Aynen ha eli yarayacak. Tabii, sen bakıyorsun abi. Tabii, evet. Allah razı olsun. Evet, 6 yıldır kardeşim evet. O benim yeğenim. Maşallah. Öyle mi? Onun amiralesine benim. 8 sene oldu. Babam kardeş çocukları. 8 sene. Kardeş çocuklarıyız. Yani bu işte onun böyle bir fazla bir şeyi yok. Bizim akrabalarımızdan, abi kardeşliğimizden dayalı. Öyle bir ihtiyacı yok yani. Öyle bir şey. Evet. Ama şey var. Yani biz onun dışına karışmayız. O gönderdiği zaman bir hayvan sevgisi var o. Bana karışmaz onlar yeter. Biz ben söyleyen yemin ne kadar verecek? Bak. Tamam siz gidin bakın işinize. Aynen. Yok hayvanlar güzel. Yeri şeyi de güzel. Rahatları da güzel. Evet. Yani hayvanların rahatları güzel. Bunlara diyecek bir şey yok abi. Emre rasyonunu da söyle abi. Emre. Abi şu anda yaklaşık herhalde 6,5-7 kilo falan tavıl veriyor galiba. Abi, yok şu anda 160 kilo 13 tane hayvana tavıl veriyoruz. Oğlum sen bayağı abartmışsın ya. He? 80 kilo seferde 12,5 kilo rota. Tabii. 12,5 kilo rota. Bizim parayla işimiz yok. Sıkıntı yok bize. Yeter ki sana olsun. Yeter ki yesin. Tamam şimdi da. Depoyu göstersem. Bir dakika bir şey diyeceğim. Parayla işin yok da. Ya 30 kilo aldılarsa.
Öyle bir şans yok. Abi o kadar bak, arpa yediremezsin diyorlar. 5 kilometre abi. Sonra mezba var. Ne yap- o zaman ne yapacağız? Ya dükkanda bir ay şansı var. En fazla 2 ay var. Ama ne kadar geliyor hayvan başına arpa? Abi 160 kilo şu anda veriyorsun. 160. 150 desen ona. Abi o zaman 9-10 kilo arpa yiyor bunlar. 12 kilo falan. 9,5-10 yani. Kilo arpa. Serbest çünkü. Evet. Serbest de istedikleri ve kadar daha da gider belki de. Bak şimdi şu hayvana 12 kilo arpa yediriyoruz dese kimse inanmaz. Doğru mu? Aynen tabii. Şimdi bak burada ne var? Ot var. Anladın mı? Altında da arpa var işte. Aynen. Geviş alması için baba var. Altında arpa ile şey var. Akşam arkadaşlar onlar bir tek arpa. Bir de rota. Bir de arpası da o kadar iyi de değil ha. Aynı. Kendi kırıyor. Yok, abi. Aynen. Kendim kırıyor. Kendin kırıyor. Tabii ben dışarıdan sıkıyorum. Bir de değil ama yani bu evet. Şöyle yarma. Ama kırılmamış da çok var. Yani yok çok yok. Yok mu? Olur mu? Yani. Şu an. Makine. Evet yani. Fena değil evet. Fena değil. İyi. Yarma gibi. Aynen. Yan tarafta saman var bak serbest açmış. Tamam, anladın? Tamam. Şimdi hayvanların midesinde bak hayvan kendini kötü hissetse hemen buraya gelir samanı yer. Burada değil efendim burada. Kendini yok, iyileştirir burada. Sonra abi. Aynen abi. Bu hayvan isterse 15 kilo arpa yesin bir şey olmaz yani. Hiç. Yok şu anda yiyor şu yani. 12 kilo arpa yediriyoruz dese kimse inanmaz. Ama abi mal sahibi burada nasıl evet. İnanmayacak ki abi adam yalan mı söylüyor? Gürsel abi 40 senedir adam yalan mı söylüyor? Ben zor inanan ama kolay inandıran bir adam. Gürsel abi birkaç tane yorum gördüm. Benim videoların altına bir iki tanesi bana laf çakmış, onlara sen bir iki yazmışsın. Valla kardeşim. Şimdi sen... sorunu olan bana, ben bak, ben bu işin baştan macera olduğunu düşünüyorum. Evet. Tamam, Emre dedim ya oğlum macera yaratma. Bizim bizde biz bir yol. Fantezi var. Aramaya gerek yok. Ha. Ama biz kurban büyüler 2 milyon şey yalı tohumlara 1,5 milyon bilmem kime paralar bitti. Yemcilere. Şimdi bir de çocuk şimdi bizden ileride. Kafası da çalışıyor. Neden kendi abi? De çalışıyor. Baba dedi biz arpayı ortalama 7 lira 330 kuruş aldık. Ortalama. 150 ton civarında arpa aldık. Maşallah. Bir şey bizde en büyük sıkıntı nakliyeydi. Nakliye aynen. Çok para tuttu. Arpayı buraya getirdin ya sen. Yanında depoda. Onu da açacağız şimdi. Kurbanlıkların arpası hazır yani. Tabii canım. Tamam. Ben onu aldın ya. Emre bir yıl evlenmeyi erteledi. Onu yerine yiyemem. Ya arkadaş ya. Rota ne kadar veriyorsun kardeşim? Abi bir tanesini. Sabah yarısı yani akşam. Yani hayvan başına. Şunu var mı veriyorum? Sabah akşam bir tane. İki. Kaç tane? 13 tane. 13 tane. 13 tane. Ya aynı. Bir aynı. 1,600. 1,600. Ama arpa çok olduğu için. Ama 12 kilo arpa veriyorsun. 12 kilo arpaya yani. Normal maşallah abi. Maşallah. Normal yani. Abi biz hızlandıran bir besi lazım bize çünkü. Ben... Kısadan parayı kazanacağım yok, diyor. Yok. Çocuğu evlendireceğim diyor. Yok karar biz şimdi bak. Şimdi biz şöyle bir şey var. Bu hayvanlar ne zaman yetişecek? Ramazan'a mı? Ben onu anlayamıyorum. Ramazan'a. Biz buna Şubat'ta kesmemiz gerekiyor. Yani Ramazan'dan önce keseceksin sen. Yok belki de kalabilir. Kurbanı da bırakabilirim. Belli olmaz. Kurbanı ama 600 kilo olur. 600 kilo. Yani 600 kilo. Satılıyor ya bizim için büyük satılıyor değil mi? Satmakla ilgili sorun yok. Hmm. 70 tane sattılar bu sene abi. Bizim satmakla ilgili sorunumuz yok. Biz şu anda bizim 15 tane danamız satık. Şu an. Dana bile yok ortada. Daha ortada dana yok. Hiç dana da yok. Şey de yok yani. Gürsel, 15 tane sattık. Gürsel abi gel şeye gidelim. Tartıma gidelim. Hadi. Şöyle oraya mı atayım bunu? Hadi. Ama ben hesap yapıyorum ya burada. Ben kendi telefonumu da çek. Evet. Ben şeyden alırım. İkisini bir başlatacağım. Onun sesini ondan alırım. Ben. Anladın mı? Tamam. 535 kilo olmuş maşallah. Biz kaç yazdık abi? 538 abi. 535'e düştüm. Ya tam oturmuyor ya ondan. Şimdi abi başladın mı? Yok. Burada kamera arkası da var ha. Öyle mi? Tabii öyle gaytık kuytuk bir şey bizde olmadığı net belli. Gürsel abi de yalan söylemeyeceğine göre. Ya ben bana dünyayı versinler benim işim yalanlı hayatta işim olmaz. Yani seni tanımayan yok burada be abi. Kanser burada şey burada ha. Bizim Allah bize nasip etmesin öyle şeymiş. Burada Şeref kazan, abi. Kazandığımız bak benim bana... hayvanlara yetişiyorsun çok kıskanmaya başladım seni ha. Buradaki esnaflardan mı topladın, köylerden falan mı topladın? Onları Keşan Pazarı'ndan aldım. Keşan Pazarı'ndan evet. Aldım. Sizin buradan güzel siyah arpa çıkıyor. Yani bu bölgeden... Ya Kaykadır zaten şu anda en popüler olan dalın şeyi çıksın. Akbaş'ta simente. Evet. Yani ama hoştan da almışsın ama hoş da var. Ama güzel hoştan da almışsın. Ya şimdi adam 4 tane dana var. Mecburen onu da almak zorundasın. Evet. Yani araya muhakkak katıyor. Gürsel abi hepsi. Bu hayvanları geçen ay tarttın. Giriş videoları da var. Girişten bu yana tartıyorsun bu hayvanları. Evet. Doğru mu?
Şimdi bu hayvanımız geçen ay kaç kiloymuş? 29-2024 tarihli tartımımız. Bu danamız 457 kilo. Kaç gün olmuş? 20, bugün 15. 26 gün. 26 gün olmuş değil mi? Bugün gelmiş 538 kilo. Evet, kaç kiloymuş? Bir daha söyle. 457. 457. 538 kilo. 538 eksi 457 dediğimizde 81 kilo almış. 80 aynen. Kilo diyelim. 26 günde mi? Evet. Bir yanlışlık olmasın. Aynen. Peki abi, şimdi sen Emre sana daha önceden baba böyle bir yem var dediği zaman, bak böyle böyle kilolar aldırıyorlar dediğinde, sen macera mı arıyorsun bu oğlum dedim. 35'i hiç aşamadık ki. En kralda. 35 kiloyu geçemedik. Geçen ayki kiloların neydi? Gene aynıydı değil mi? 80 kilolar, 70 kilolardı. Tabii. Geçen ay da aynı şekilde gitti. Bu hayvanımız 81 kilo almış arkadaşlar. 26 gün içerisinde. Bölü 26 dediğimizde günlük 3.115 gram aldı. Evet. Yani bizim hedefimiz de hedefimiz o. Artık hedefi büyük koyuyoruz. Evet. Hedefi büyük koyuyoruz. Yani ortalama 2.750, 2.5 ile 3 arası hedefti bize. Evet. Peki bu hayvanı ne yediriyorsun abi? Yani bir gün içerisinde bu hayvan ne yiyor? Ne kadar tahıl tüketiyor? Arpayı ne kadar tüketiyor? 10 kilo ile 12 kilo arası. 10-12 kilo arpa tüketiyor. Arpa ezme veriyoruz. Ezme veriyorsun, kendin eziyorsun. Tabii bizim şeyimiz, makinamız var. Bu sene bayağı arpa aldın herhalde. Tabii 150 tona yakın bir arpa aldım. Kurbanlık da yaptın işte. Tabii. Aynı zamanda kurbancılık yaptım. 10-12 kilo hayvanla göre, evet. Hayvanla göre arpa ezmesi veriyorsun. Rota yeme. 1 kilo 600 gram. 1 kilo 600 gram. Evet. Ot sapsaman. 2 kilo 2,5 kilo arası şey. 2,5 kilo. Arkadaşlar 81 kilo almış, gerçekten çok güzel almış. Bu hayvanı da çıkaracağız, şimdi yeni bir hayvan daha getireceğiz. Evet. Siz de, biz de bu kiloları almak istiyoruz. Biz de bundan yararlanmak istiyoruz derseniz tavsiye ediyor musun? Ya arkadaşlarım, biz memlekete üretime katkımız bir çeyrek olursa biz mutlu aynen. Oluruz. Gürsel abi Şarköy'ün çok eski esnaflarından arkadaşlar. Yani ama, buranın eski esnaflarından bir tanesi. Ya, herkes kendisini de tanır, sağ olsun, bilir. Sözüne de itimat eder, sözü de güvenilir bir insan. Yani kantar burada, dana burada, doğru mu? Aynen öyle. Ya, kimse eskiden kimse yalan söylememiş. Eskiden bir yemle 80 kilo alacağız dediklerinde inanır mıydın? Ben hayal bile edemezdim. Hayal bile edemezdim, değil mi? Ama şimdi aylık 70-80 kilo her şey düşün. Resim ortada. Evet. Yani biz buna taş koyduk halimiz yok. Sakatlar burada. Aynen öyle. Yani elleyen var da şeytan var. Çok güzel kilolar almış. Sağda bir tartım. Güzel almış. Allah bin bereket versin. Sipariş vermek isteyenler de videonun sonundaki bayi numaralarını arasın. Rotayem'in bayileri videonun sonundaki bayilerdir arkadaşlar. Bizim adımızı kullanarak Rotayem adı altında yemler satılmaya başladı piyasada. O yüzden mutlaka bu bayi numaralarını arayarak sipariş verirseniz bizim yemimizi almış olursunuz. Bizim rasyonlarımızı kullanmış olursunuz. Bir hayvan daha çekelim. Çekelim. Bakalım o kaç kilo almış. Bunu alalım. Güzel. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Oluyor değil mi? Ya ben manzarayı da istiyorum. Evet. Manzarayı bir daha çekelim. Manzarayı benim videodan seyretsin. Gülsün abi de yalnız kameraya alışık. Yani hiç yabancılamadı. Şimdi adam diyor ki, abi niye hep aynı yerde çekiyorsun? Mesela Soner abinin orada çekiyorum ya ben. He? Kardeş ben Soner abiyi göstermek için çekmiyorum ki size. Ben hep aynı danayı göstermek için çekiyorum. Tabii. Yani şimdi bir yanlışlık olmasın. Tabii hep aynı danayı çekelim ki. Yani siz bakın yani. Bu adam burada neyi? Yani işte defter burada. Tabii geçen numaraları var. Aynen abi. Ha bazı arkadaşlar var mesela. Tamam çok güzel sistemleri evet. Var. Ama onlar da kamera karşısında konuşamıyor. Yok canım biz. Senin maşallahın var. Gülsün abi. Eski başkanlardan abi. Maşallahın var. Şey takalım mı? Benliği tamamlamamış. Evet. Bu hangisiymiş? Kaç numara bir memle? 78 memle bu. 68. 68. 480'miş bu. Dur. Abi bu kantar çok büyük o yüzden. Aslında kısaltsan. Bunu takalım abi. Tak onu o şeyin. Bu kapanırken. Yok durur o ya, durmaz mı? 531, 480, bu 51 kilo almış bu. Evet. Bak bir tanesi de buydu bak gözüme takılanlardan. Bunda da bak bir problem var. Embe. Ne gibi abi? He? Bu hayvan da durdu. Gerçi 2 gün önce şey yapıldı dedin ya. Ben abi şey ateş var abi. Aynen. Ondan, çünkü ondan olabilir. Merhaba. Merhaba. Merhaba Recep.
ateş var danalarda. Evet. Şey yapıyorlar. Danalar ateşli, devamlı rüzgara açık alana kaçıyorlar danalar. Vücut ısıları yüksek. Bu şaptan da yapar mı Cengiz abi? Yapar. Abi şap bildiğin ateş yapar ya. Şap aşısından dolayı. Bu hayvan gireli ne kadar oldu? 26 gün abi. Yok. Hayır. Evine atılar. Ha, gireli. Evet. Emre biz bunları ne zaman aldık? Bir dakika ben söylerim şimdi sana. Eylül'ün 25'inde falan aldım ben bunları. Yok. He? Ağustos'un. Şey, Ağustos'un. Yok, Ağustos'u geçtik mi abi? Ağustos'ta falan aldık. Ekim'de. Telefondan bulurum onu tarihlerini, paranın havanesini de. Ağustos'da bizim malımız yoktu bizim abicim. He? Ağustos 20'de falan aldık. Değil mi? Ha, Ağustos'un 25'i gibi. 20'sinde aldık. Eylül başı gibi ya. Tabii aynı öyle ya. Biz şu an neydeyiz? Ekim'in ortasındayız. 2018 değil mi? Yok, Ağustos'un 10'da aldık. Onda? Ağustos 10. 10'da. Çünkü Ağustos Eylül 20'de tarttık, 40 günlük tartım. Ağustos 10, Eylül 10, Ekim 10. Doğru mu? Tamam. Tabii. 60 gün. 2 ay olmuş. Abi 2 ay olmuş Allah. Tabii 2 ay. Hayvanları. Girişi de eğer şuysa. İşte girişi bu. Aynen. Girişi de şuraya. 480. Yok, girişi yok. Girişi şu. Çili beyaz değil abi. Yok yok. Abi bak. 8 numara bu. Girişi şu. 400. Abi kal 4. 480. Yok. Bir geçen ev tanıdık abi. Mahtar. Yalnız hafif durgunluk var. Birkaç gün önce şap aşısı oldu herhalde. 4 gün mü oldu? Şap aşısı oldu. Şaptan sonra birkaç gün ateş yapıyor. Değil mi hocam? Yapar, ateş yapar. Siz de bölgenin veterineri de gidiyorsunuz evet, galiba. Evet, bizim Şerpörü'nün kardeşimiz. Evet. Aynı zamanda bu hayvanların iç ve dış parazit uygulamaları falan yapıyor. Bizim sözleşmeli veterinerimiz çiftlikte ilgili. Evet, güzel bir parazit mücadelesi yapılmaktadır çiftliğimizin evet. Hayvanlarının. Çok güzel. Şimdi bu hayvanımız 26 gün önce kaç kiloymuş? Yani 26 gün önce tartılmış bu hayvan. 480 kiloymuş. 480 kiloymuş. Şu anki kilosu 530. 30 kilo. 485-30 50 kilo almış bu hayvan. 50 bölü 26 dediğimizde günlük 1 kilo 923 gram çalışmış bu. Evet. Ama geliş kilosuyla bugüne baktığımızda bu da aylık alışmanın 70 kilo gidiyor. Aynen. Doğru mu? Tabii. Yani çiftliğe ilk giriş kilosuyla bugüne kadar baktığımız zaman, yani o dilim aralığına baktığımızda. Peki bu hayvan ne yiyor? Bu hayvan da mı aynı şekilde? Aynı şekilde. Zaten açıkçası yapıyoruz. 10-12 kilo arpa yiyor. Kilo, 10-12 kilo arası. Arpa. Ezme. 800 gram da rota yem kullanıyoruz. 800 gram öğünlük ama. Öğünlük. 800 yani 1 kilo 600 gram, 600 gram günlük görüyorsun. Evet. Bir de 2-2,5 kilo arası. Ot safsama ot veriyorsun. Ve şey, sama. Açık. Aynen öyle. Şey. Bu da güzel kilo almış abi. Bunu da çıkartalım, bir hayvan daha getirelim. Önünü de alır mısınız bunu? Deniz abi söyle hangi devrini? Abi bir tanesi şu siyah akbaş. Senin odak gözünü belki gitmen lazım hem de. Şey, Mustafa başsana kapıyı. Maşallah, bereket olsun. Hadi geri bakalım. Geri gelin. Bizim daha bak hizaya geldi. Allah her türlü şey var. Köpürük olmadı. Yani biraz daha yakın ama siyah taş yani. Aynen. Boşlayından smaltal doğmuş. Şimdi bu hayvanımızın bir önceki tartımı 29-2024 tarihinde evet. Odanımız 372 kilo gelmiş. 372'ymiş. Şu anki kilosu 448 diyelim biz. 448 eksi 372 dediğimizde 76 kilo almış budanımız. Evet. 26 günde. Bölü 26 dediğimizde günlük 2 kilo 923 gram almış. Aynen. Hocam nasıl? Muhteşem. Güzel değil mi kilolar? Şimdi bu hayvanların giriş kiloları da var aslında arkadaşlar. Yani giriş kilolarını da söylesek. Bu sıtkıdan aldım. Sen onları tarttın bir dakika. Emre'de var bu. Aynen. Çok büyük kilolar almışlar bu hayvanlar maşallah. 280 kilo girmiş abi. 10 Ağustos'ta. Yani şimdi bunu söylesek. Anlatamaz. Gerçi söyleyelim. Evet. Yani şimdi senin burada bir yalan söyleme şansın var yani mı? Yani niye ben kimse benim borcum artık yok. Aynen. Biz yemi sana bedava mı veriyoruz? Vermiyoruz yani. Sonuçta. Aldığımız yok şey yok. Aynen öyle. Yani biz önemli olan bizim açımızdan insanla çevremize, ülkemize faydalı olsun. Yani boşa kimse kürek sallamasın. Bu hayvanlar ortalama 90-95 kilo gitmiş. Yani besiye girişinden bugüne. Aynen öyle. 90 tabii. Kilo gitmiş, 95 kilo gitmiş hocam. Yani aylık olarak yani. 90-95 kilo gitmiş. Şimdi bu hayvanımız ne yiyordu?
Gürsel hakkında söyle. Günde evet. 10 ile 12 kilo arası. Arpa ezmesi. 1 kilo 600 gram rotaya. 2 ile 2,5 kilo arası saman ve ot. Aynen. ATK yok. Yok. Hiç başka hiçbir şey yok. Yok. Silaj yok. Hiç böyle şey. Kepek yok. Hayır. Hiçbir şey yok. Bir de başka bir yem katmış. Arpa, rota, saman. Aynen öyle. Eskiden de besi yapıyordun sen. Ya eskiden yağlı tohumları zengin et. Ya yağlı tohumlar var burada. Gerçi kaliteli onların. Onları yemesi güzel. Aynen. Yani devam etsem onlara bunlar. Evet, çok güzel yağlı tohumlar. Evet. Ama şöyle söyleyeyim sana. Yani o günkü besici yaptığın besiyle şimdiki besiyi kıyasladığında mesela müthiş fan. Bu aldırdığın kiloyu kaç ayda alıyordun? Ya biz şimdi bu kiloyu şu hayvan 3 ayda 4 ayda zor aldırdım. Aynen öyle. En kötü 3 ayda alıyordun. Yani çok iyi ilgilenirsen 3 ayda. Şimdi bu kiloyu 1 ayda aldırdın. Bu da nedir? Besi süreni erken çekiyor. Bizim doğru yolda hareket ettiğimizin yani, çok karlı bir yatırım. Aynen. Çok karlı bir hayvancılık. Aynen öyle hocam. Besi süreni erken çekmiş oldun. Bak besi süreni erken çekmiş oldun. Hem de şöyle daha yüksek karkas alacaksın. Aynı danayı yanındaki besici 15 ay, 16 ay bakarken sen bu danayı 8 ayda, 9 ayda çıkartacaksın. Aynen. Ondan daha fazla karkas alacaksın. Bir de ondan 5-6 ay daha erken dana koyacaksın. Geçen yıl ilk defa danaları da daha hesaplayacaksın denedik, ondan. Denedik. Geçen evet. Yıl bizim için ikinci şık önemli olan müşteri memnuniyeti. Evet öyle. Kurbanda verdiğimiz yani biz 70 tane dana sattık. Kurbanda sattın danalar, evet. Ama insanların bize dönüşü hep çok olumluydu. Et kalitesi nasıl? Sen bir kasapsın yani. Kasap yani olarak söyle. Bu işin biriyiz biz yani. Evet, kasap olarak söyle. Kasap olarak. Senin baban da kasaptı, aynen, doğru mu? Aynen, babam da. Ezelden kasapsın. Aynen, tabii. Biz 78'den beri bu işi yapıyoruz. Aynen. Evveliyatımızda besicilikti. Evet, hayvancılık diye. Yani. Mandacılıktan tut. Koyun, keçi, sığır, hepsini biz besini yaptık. Bu şekilde besi yaptığınızda hayvan çok yağlanır, yağdan yenmez diyorlar. Sen hayır, kasapsın, nasıl yok, yağlı çıkıyor mu? Çok ideal, çok ideal, müthiş ideal. Tezgahlı gömrü süper. Vallahi pes pembe et. Yani bu hala bazen getiriyorlar şey kıymayı çekme. Evet. Donuk vaziyette bile etler pembecik. Aynen öyle. He. Güzel et kalitesi çıkıyor. Bunu da alalım, bu da çok güzel kilo almış. Bunu evet. Yazdın mı kilosunu? Yazdım. Tamam, bunu da alalım. Bir hayvan daha getirelim. Şey, ineği buldun mu hayatım? Var. Başla. Vurabiliyorsun. Evet. Abi 70 gün, 66 günde 170 kilo almış abi. Evet. Korkunç bir şey. 66 ya günde 170. Ya. Ya 85, 80, bunu 85 kilo ortalama gitmiş. Bunu aldı, ben buna bağırdım ya. Ne yapacaksın dedim bu midilliği. Ve şu an hayvan arkadaşlar rahatsız. Şunun birazcık rahatsızlığı var. Şeyden dolayı ya, aynen, aşıdan dolayı. Aşıdan da olabilir. Aha. Burun akıntısı var. Burun akıntısı için de hocamız geldi. Abi şöyle düşün. Günde 2 kilo günde 2 kilo aldırmış olsak 4 kilo önce bunlara şap aşısı yapılmış. Evet. 8 kilo 10 kilo gene kaybetmiş. Bak veteriner de bulmuşken hekimi hemen şey yap, konuştur. Mesela hayvanları ahıra aldığımızda bu aşılama periyotları işte dün mesela beni bir müşteri aradı. Evet. 7 ay olmuş hayvanları besleye gireli. Evet. 7 ay önce bir kere dektomax yapmış, 7 aydır hiçbir şey yapmamış. Ya bu bir tane dektomax yapmakla olur mu hocam? Ben sana soruyorum. Fakültede, yani sen bunun dersini aldın. Fakültede parazitoloji dersinde bize öğretilen evet. Bir şey vardır. Paranızı parazitlere yedirmeyin. Evet. Paraziti kendine ortak etme. Paraziti yani karnınıza niye ortak ediyorsunuz? Hayvan gelişmez. İstediğiniz yemi kullanın. Ne ama yaparsan yap yani. Ne yaparsanız yapın parazit mücadelesi bir hayvancılıkta, kârlı bir hayvancılıkta şarttır. Başka tek an söylenecek söz bu yoktur. Kabataslak süresi yani nedir bunları hocam? şöyle söyleyeyim. Bunlar biraz daha teknik konuşuyor veteriner hekimler. Ben sizin anlayacağınız dilde konuşayım arkadaşlar. Parazitleri mesela diyelim ki ilaç ismi de verebiliriz fark etmez. Bir dektomax yapacaksınız. Bunun yanına da mutlaka hapını kullanmanız gerekiyor. Bir oksan tabii. Oksan olur. Helmin tap olur. Yani ticari markalar verilmemesi gerekiyor. Dektomax iç parazite de faydası var ama çok bir faydası yok. Hap yavaş yavaş midelen sindirildiği için. Salındığı için. Aynen salımın sindirimi daha uzun süre aldığı için aynı zamanda vücutta yararlılığı da daha yüksek olmaktadır. Bunu da 21 gün arayla iki defa yapacaksınız. Yani repalini evet. Yapmazsanız yarım yapmış olursunuz. Repal şart. Evet. Repalsiz olur. 3 ayda bir, 4 ayda bir de tekrar bir haplama yaparsanız. Bak besi boyunca eğer 10 aylık, 11 aylık bir besi yapıyorsanız 3 defa bu işi yapılması tekrarlarsanız çok güzel, çok dehşet kilolar alırsınız. Senede 4 kere parazit mücadelesi evet. Yapılması gerekir. Bak ben 3 dedim, gene hocam 4 dedi. 4.
Hoca daha iyi. Dört ay iyidir. Yani daha iyi bilir abi. Biz 12 ay besi yapmıyoruz ki zaten. Biz yapmıyoruz. Biz o kadar yapmıyoruz. 8 ayda bir. Bak gördün mü? Gürsün abiye bak. 12 ay besi yapmıyoruz. Biz de 12 ay besi yapmıyoruz. Biz içeri. Kısa bir içeri atar. Aldırdığınız kiloyu sen de gördün hocam. Kesime zaten siz kesime 3 ay içerisinde geliyor ya. Evet geliyoruz. Maşallah geliyoruz. İkinci parasit mücadelesine zaman kalmıyor. Kalmıyor. Ama o yüzden birincileri bizde çalışan arkadaşlar. Yani rotayla çalışan arkadaşlar. Biz de harfiyen uyuyoruz. Sağlam yani. Yapması lazım. Harfiyen uyuyordur. Evet. Hadi evet. Bereketli olsun. Hadi salabilir miyiz hocam? İşledim mi hocam? Yapılıyor bir dakika karıştırıyor. Şeyi de çek, kiloksasını çek bir tane. Ben dersine girmiştim onu. Yok, beden eğitimine mi tamam, çek. Efendim? Ne hocam? Tabii beden eğitimi, trafik dersi, ahlak, etik. Her şeyi ben hocamdan öğrendim. Eyvah eyvah. Hocaya bak, yandık. Talebeye bak. Hocam. Kas içi mi uyguluyorsun hocam? Kas içi. Kas içi alacağız. Kas içi yapacağız. İkisi de kas içi olacak. Geçen ay 26 gün önce kaç kiloymuş? 406 kiloymuş. Şu anki kilosu 458 kilo. 458 eksi 406 dediğimizde 52 kilo almış 26 günde bu. Evet. Böyle 26 dediğimizde 2 kilo almış yani. Günde 2 kilo ile yemiş. Bu da güzel çalışmış. Bunun yediğini de söyleyelim gene. Tekrar edelim. Bunlar işte 10-12 kilo. 10-12 kilo arası. Peki abi şimdi sen eski besisin. Evet. Yani bu hayvana 10-12 kilo arpa verdiğinde ayaklarının patlaması lazım. Biz hocamız da burada. Biz, doğru mu hocam? Evet. Asidoz olması lazım. Biz yıllardır olması lazım. Hocamla çalışıyoruz. Evet. Hocam 2 yıldır biz ayakta ayak besleme dersinde. Aynen. Şimdi arpanın mesela bütün malzemelerin bir sindirim süresi var. Evet. Arpanın, mısırın, buğdayın aynen. Evet. Tirtikalenin mesela çoğu malzemenin bir sindirim süresi var. Şimdi bu kadar arpa yiyen hayvanın normalde ayakta durmaması lazım. Kesinlikle, doğru mu hocam? Kesinlikle ayak programları, ayak hastalıkları yaşanıyor. Evet. Bir şekilde duruyor. Nasıl duruyor? Rotada maharet yani. Güzel bir rasyon. Kaliteli bir rasyon. 10 kilo, 12 kilo şu hayvanı arpa yediriyorsun. Biz bunlara hatta bir ara düşündük ki dedik bunlara biz şey yapalım, yığalım önüne. He öyle de olur. İstersen ama kepçeyle de dökürüz. Ya dedim boş ver. Cebinden biraz fazla gider bak ben. Tabii tabii o var. Sonra ne dedi şey Şerif dedi abi dedi. Yani tavuk var burada şey var pisler evet. Dedi yemezler. Dedi. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki 10 kilo 12 kilo arpa yiyen hayvanın zaten bu kadar kilo alması lazım diyor. Arkadaşlar zaten bizim yemimiz arpa veya mısırla çalışıyor. Aynen. Yani biz yemi ona göre yaptık. Arpa ya da mısıra göre yaptık. Yani bu ikisi olmadan bizim yemimiz bir hiç. Onu söyleyeyim. Vallahi bu ikisi olduğu sürece bizim yemimiz çok iyi çalışıyor. Bizim aklımızdan daha geçmiyor. Topallı işini biz unuttuk. Aynen. Aynı zamanda hocam yemin içerisinde hayvan sağlığı ile ilgili ham maddeler de var. Nanoteknoloji ürünler var. Yani hayvanın direncini yüksek tutan tırnak çiziklerini bilirsin. Tırnak yumuşama hastalığını bilirsin. Başına gelmişsindir. Evet. Onlarla ilgili bir dünya ham madde var. Yani bu yemin içerisinde 38 ile 42 çeşit ham madde var. Koruyucu ekimlik. Tabii hepsi var. Evet yani koruyucu ekimliği de düşündük. Yemin içerisine koyduk. Yani Türkiye'de kimsenin kullanmaya cesaret edemediği, çok pahalı ürünler, yani maddi olarak da kullanmak istemediği ürünlerin hepsini biz alıyoruz. Tek bir yemin içerisinde kullanıyoruz. Yani sonuç ortada zaten. Aynen. Bizim yemi kullandığınızda gösteriyor. Kendini gösteriyor. Evet. Bizim yemi kullandığınızda herhangi bir vitamin, mineral, kremiz kullanmamıza kesinlikle gerek yok. Evet. Aynı zamanda mesela senden ademini almıyorduk. İşte. Azaldı. Evet. Azaldı. Yani biz almıyoruz. Evet. Çünkü niye? Paketin içinde de var. Evet. Yani paketin içerisinde toz formu var. AD, vitaminler. Tabii. Ademinin toz formu var. Onu çok koyuyoruz. Evet. Hayvan bu şekilde hem daha dirençli hem daha sağlıklı. Bir şekilde besiye giriyor ve daha yüksek kilo alıyor. Bak bu hayvanımız günlük 2 kilo gitmiş. Evet. Maşallah. İyi mi? Çok güzel. Çok güzel. Yani iyi değil diyorsan yani rasyonla de, biraz daha oynayacağız. Bir de şu var. Yani biraz işte, daha yüksek aldıkları kadar olsun. Dana. Evet. Besi süresini yakalamadığı zaman mesela 12 aylık, 13 aylıktan evet. Dana 14 aylıktan sonra randıman her ay artar. Yani ama şöyle söyleyeyim. Besi yemlerinde normal pelet yemlerinde 60 kilodan sonra duruyor. Durur tabii. İlerlemiyor. Ama burada gider. Ama bizde gidiyor. Biz geçen 886 kilodan yaptık mesela. Evet. Yani bizde sürekli gidiyor. Yani bizde durma diye bir şey yok hocam. Evet. Yani ki geçen sene
Yani biraz geç kaldı, ettik falan. Bir takım şeyleri dışarıdan aldık danaları. Evet. Parazit mücadelesi biraz uzun sürdü. Anca danaları kendine getirdik. Yani bizim 240 kilo koyduğumuz dana 330 kilo yaptı şeyde kurbanla. Evet. Yani şeye çengeli astırdı. Tabii, tabii. Aynen öyle. Katlasın. Bu da güzel. Bunu da çıkartalım. Tamam Emre. Bu hayvanı yapalım. Aynen. Bir hayvan daha getirelim. Yapalım bunu. Hoştan getiriyorum abi. Bir tane hoştan getir. Getiriyor. Bak bunu hafif şey. Musa var. Bu mu? Bu mu? Şeydi uzak mı? Daha uzak mı? Olsun olsun bu 13 aylık falandır. Gürsel abi konuşurken Gürsel. Kameraya dönelim. Bak orada da kameralar var. Ne döneceğim şaşırdım kendimi. Asturis gibi görmeye başladım. Asturis gibi. Hiç bayileri övmüyorsun ama abi. Abi bayileri övmeye gerek yok ki. Abi gece 3'te arar. Oğlum bak gece 3'te arar, sabah 5'te arar. Hep bayi yanında, hep bayi yanında. Mal ortada. Verilen mal ortada. Sonuç da ortada. Ya niye anlatayım ki? Yani şöyle bir şey söyleyeceğim mesela. Yemci olarak ben de memnun musun yani? Memnunum kardeşim. Aradığımız her dakika ulaşıyoruz. Yani onu söyleyelim. Önemli olan malı malın tedarikinde sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Bir hafta öncesinden söylüyoruz. O gün geliyor. Bir hafta kabul etmiyor. Al bu yemi kullan. Ne halin varsa onu da ben yetiştiremiyorum. Ne yapayım? O hatırla oluyor. Sen bakma, sen o aradaki bir haftalar var. Hep yani böyle hatır gönüle geliyor senin yemlerin. Bize tır bak parasını ödesem bile 15 günde geliyor. Hesabını yap. Şimdi bir dakika. Sonra Trakya'da şimdi... başka bu işin başladığınız nokta benim. Evet. Öyle değil mi şimdi? Doğru. Ona göre. Ben şimdi bir pazara gideyim. Orada anlatıyorum. Her hafta bir tane bayi buna yazılıyor şey müşteri. Doğru. Şimdi yalnız adam benim videodan bak, görürler artık. Bekliyor tanışmak için. Bülent abi. Tabii lota için. Ha gel tabii tabii yardımcı oluruz. Bülent de bizim iyi bir kardeşimiz. Bu da mahalle arasında süt satıyor. He. Hem besicilik yapıyor. Hem süt ayırıyor. Hem süt değerlendiriyor. İyi, tamam. İyi değerlendiriyor. İyi bir hayvan. Ona da verelim abi. Süt verelim abi. Ona da gönderelim. De veririz. Aynen. Şeye bırakırız. Şöyle. Bu da kalsın. Yani şey biraz... çekiyor musunuz? Yok. Sonra çekiyor. Sonra çekiyor. Bizde her tarafta çekim var bak. Bu ne abi ya? Yeni konular başkanım. Bir dakika dönem belediye meclis üyesi yapacağız bunu. Kacalları temsilen. Kacal bu şey köyümüzü. İshaklı'dan. Benim Kadın köyünden. Var mı da hocam? Amcası muhtardı. 35 sene muhtarlık yaptı. 26 gün önceki kilosunu bir alalım. Kaç 419 kilo. 419 kiloymuş. Bugün itibariyle 503 kilo. 503 eksi 419 dediğimizde 87 kilo almış 26 gün içerisinde bu. Bölü 26 dediğimizde 3 kilo 346 gram çalışmış. Yani günlük 3 kilo 346 gram çalışmış. Bu hayvanlar şapaşsın. Aynen. Yani. Tekirdağ rekorunu geçmişsin yani. Tekirdağ rekorunu biliyorsun. Tabii Soner abideydi. Evet. Aynen. Soner abi geçmişsin. Bu işi bırakacağım. Soner abi de sollamışsınız. Peki. Çayır otu olabilir, regras otu olabilir. Bizim normal. Ot, yulaf otu. Dörtlü beşli karışım otlar olabilir. Herhangi bir ot olabilir. Buyurun, öyle ekiyoruz. Otu olmayan arkadaşlar da saman kullanacak ama balya saman. Yani patos saman değil. Yok. Çok ince. Doğru. Kısa kesilmiş samanlar belli bir zamandan sonra işkembeyi durdurabilir. Hayvanlara asidoz yapabilir arkadaşlar. 142 161 kilo almış 67 günde. 67. Evet. Bizim artık müşterilerimiz gerçekten 50 kiloları yani aylık 50 kiloları beğenmez oldu. Aslında biz bunlara daha çok daha yüksek kiloları aldırabiliriz. Bak daha yüksek de kiloları aldırabiliriz. Ama bu sefer yemin maliyeti artar. Şu anda kesin fiyatları o tip yemleri çıkartmaya değmez. Yani müşteriyi üzmemek lazım. Besiciyi de düşünmek lazım. Yani bir yem yaparken bir yem satarken besiciyi de düşünmek lazım. 462 eksi 409. 409 dediğimizde 53 kilo almış 26 günde. Bölü 26 dediğimizde günlük 2.038 gram. Yani günlük 2 kilo çalışmış. Evet. Öyle diyelim. Peki bu hayvan 67 gün önce girişte kaç kiloymuş? 324. 462 eksi 324 dediğimizde 138 kilo bölü 67 dediğimizde günlük yine aynı. Yani hep aynı gitmiş bu hayvan. Bence bu dana evrimini daha tamamlamadı. Tabii yani daha bu daha çok kilo aldı. Bu dana yaşını
bir ay daha geçsin. Evet, kemik gelişimini bir ay geçirecek. Aynen öyle. Yani 2,5-3 kilo alacak. Kemik yoğunluğu da oluşmamış daha. Bu hayvanımız da 10-12 kilo arasında. Aynen. 10-12 kilo arpa arası. Ezmesi. Arpa ezmesi biliyoruz. 1 kilo 600 gram rota. 2-2,5 kilo da saman ve şey. Aynen öyle. Güzel kilo almış. Hemen bu hayvanımızı da çıkartalım. Aç, hadi bir hayvan daha getirelim. Dur abi, dur. Abi şunun kilosunu çekme. Ben açmamı söylediğinde ben çekeyim, öyle açalım. Ben onu bak, ben şuraya da atıyorum abi. Daha da atıyorum. Tamam, hadi öptüm. Uzun. Hadi öptüm. Kaç hayvan kaldı, ona göre şartı değiştireyim. 5 tane falan var. 5 tane, o zaman ben değiştireyim. Tamam. Hadi. Hocam biz her 3-5 günleri değiştiriyoruz. Wow. Allah kiloya göre. Yani müşteriye al sen bunu kullan. Hep aynı rasyonu tutuyoruz. Bak bak, şuradan aydırsanız. Bizde öyle bir şey yok. Sürekli takip edeceğiz. Tüm müşterileri aynı WhatsApp grubunda topluyoruz. Evet. Bütün müşterileri. Herkes, yani Diyarbakır'dan adam da var, İzmir'den adam da var, buradan adam da var, her yerden kişiler var. Ama yedek şarjlar nerede? Burada olur. Büyük kutunun içinde. Herkes birbirinin yazdığını, bunu tattık mı? Her şeyi orada şeffaf bir şekilde görüyor. Nasıl? Yani bunu kendine güvenen, yemine güvenmeyen bir adam bunu yapabilir mi? Yapamaz. Hoştan getir, hoştan! Hoştan getir. Kuyruksuzu getir! Önünde yok. Bir önceki tartım yok. Tamam. Bunlar açık besleydi abi. Şey, camdan açık geldi. Tartamadı geldi. Geç geldi. Geç. Döndün mü? Taktım. Kaç yazdın sana sonra? 70 abi. 470. Ben abi 26 günde 50 kilo. 26 günde 50 kilo. Evet. Daha da açılır yani. Bu aydan sonra daha çok açılır. Niçin bağlıyorsun? Ya zıplar muklar. Geri dönmesin diye. Hoştaylar biraz. Aynen. Tehlikeli hayvan. Tamam mı? Bekir abi şu. Seni iki kamerada gördüm. Gürsel abi, bir Hoştay daha getirdik. Evet. Bu Hoştay'ın içinde 26 kilo bir kilo alalım. Şöyle, 420 kilo girmiş bize. Evet. Şu an 470 kilo, 50 kilo almış bu. Evet. 50 bölü 26 dediğimiz gibi, günlük 1 kilo 973 gram almış. Yani hemen nereden baksan 2 kiloya yakın kilo evet, almış. Yani. Bu bildiğin Hoştay'ın abi bu. Hoştay'ın tabii. Bu bir simantal değil. Değil. Bir Şarol'e limuzin değil. Bir Angus Brandus. Braford, teleport değil. Evet, doğru mu? Aynen. Hoştayn'ı da aynı 50 kilonun üzerinde kilo aldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hayvanımız bizim ne yiyordu? Bu. Bu da mı aynı? 10 ile 12 kilo arası. Tadım yiyor. Arpa ezmesi. Evet. 1 kilo 600 gram. Rotaya. 2 ile 2,5 kilo arası. Saman ve ot. Arkadaşlar evet, bunu tekrarlıyorum ki yani bu hayvanları günlük yediğini bilin diye. Aynı yani normalde yok. Evet, normalde burada yiyen hayvanlar, buradaki hayvanların çoğu aynı malzeme yiyor. Zaten açık yüklen. İsterseniz bunun önüne kepçeyle de arpa dökebilirsiniz. Aynen. Doğru mu? Kesinlikle ayağı. Bir şey olur mu? Ayağına bak. Unuttuk o işte. Yanlış olmasın bak. Yok. Ayağı falan patlamasın. Ben vallahi 2 yıldır veterinerden bir tek vitamin alırsam olur. Onun evet, dışında. Onun haricinde bir şey yok. Bir de parazit atıyoruz. Güzel kilo almış. Hemen hemen 2 kiloya yakın kilo almış. Evet. Yani günlük 2 kiloya şimdi yakın kilo almış. Hedefimizde bu ay bir dahaki tartımda 2700'den aşağı düşmeyeceğini tahmin edelim. Evet, hedefler büyük. Evet. Soy isim. Soy isim. Çok güzel. Bunu da çıkartalım. Bir hayvan daha gelsin. Eline dikkat edin. Evet.
durup şey yapalım. Bunu yapalım. Sonra burnu kanıyor da. Evet. Şimdi sonra enfeksiyon kalmasın. Burnu kanıyorsun, hazırlar mısın? 400. Parazit de var bunda. 470. 70 abi, 70. Metrisi, aynen. Metrisi. 470. Bunda abi boy var ama buradan da. Buradan o... Evet. 45 kilo almış abi bu da. Bir öncekiyle bak. Senin bazı hayvanlarda parazit çalışmamış abi. Anladın? Bir kere daha yaparız o canlı böyle. Bir. Yapacağız. Yani bu aletle yaparız işte. Çok güzel bir alet var. Nasıl alet? Burası işte. Heh. Başka bir aldın ya. Bir tane olması lazım. Hangisi? 64 numara. Ver bakayım oraya be. 30-30. Bak o girmiyor be. Ya hoş tane 50 kiloyu beğenmiyor musun şimdi? Onunla uğraştım, bir satın girmiyor. Vallahi billahi ya. Abi şimdi hoş tane 26 günde yani... 60 kilo 50 kilo. Sen ona da inanmayacaklar abi. Abi şu hayvan 50 kilo almış ya. Ne yapalım abi? 64 kilo. 50 kilo. Hemen burada arabayı Rıfkı'yı... Keserim o zaman. Hemen Rıfkı'yı çağırırım. Benim elime var bir tane Rıfkı. Tamam mıyız oğlum? Evet. Şey, telefon... Ne almış o baba? 500. Abi, bunun şeyi var mı? Girişi? 64. 439. 400. Yok 406. He? 464 dün bu abi. Abi 64 değil mi? 64. Evet. 439 değil mi? Evet, 439 kilo girmiş. Şu an 506. 506, 61. He? 62. 67. 67, 67 kilo almış. Aynen. Evet. O 26 günde onu almış. Tabii. Giriş kilosu var mı? Yok. Bunlar gece bu saatte geldiler. Adam da esnaftı. Anladım. Bir şey bulamadık kendi tarafından. Tamam. 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 Gülsel abi son danamız. Evet. Simata bir dana. Evet. Güzel dana ama. Evet, he? Baba dana. Yani bu dananın altında öbürküleri de aldık. Boş tanenleri bu dananın altında. Bir tanesini bunun altına aldım. Aynen. Her sefer bir tane çakıyorlar. Ayırmıyorlar. Evet. Evet. İşte biz cambazların da huyu abi. Yani iki tane güzelin yanına bir tane yani. Boş tane koymazsa. Olmuyor, pazarlık olmuyor. O zaman para kazanamıyoruz, pazarlık da olmuyor. Tabii. Yoksa çok pahalıya geliyor bunlar, anladın mı? Ya. Şimdi bunu 26 gün önceki kilosu neymiş? Bu danamızın 29-2024 tarihinde yaptığımız startında bu danamız 439 kilo geldi. 508 kilo şu an. Ben 506 yazdım. 506 yazalım, evet. Seni kırmayalım. Eksi 439 muymuş? Evet. 439 değil, 67 kilo almış bu. Yani bizim hedefimiz bu. Aynen, 26 günde. Bölü 26 dediğimizde 2.576 gram almış. Yani hedeflerimize kilo... yakalamak üzereyiz bunda. Evet, 2 kilo 576 gram almış. Bu hayvanımız ne yiyor günlük? Günde ortalama 10 ile 12 kilo arası arpa ezmesi. 1 kilo 600 gram rota yem yiyor. Evet. 2 ile 2.5 kilo arası da sap saman yiyor. Saman ve ot. Şimdi abi verdiğimiz ürün ortada. Evet. Yani ürünlerimize çekin. Aynen yani öyle. Buradaki mevcut olanları. Bütün arkadaşlarımız bölgesindeki işte arpa fiyatına göre, işte rota fiyatına göre, sapsaman fiyatına göre bir maliyet hesabı çıkartabilir. Doğru mu? Evet. Şimdi bu hayvanımız 67 kilo almış. Evet. Yani bu az bir kilo değil. 67 kilo 26 günde almış. Evet. Aşağı yukarı bu 55 rakaman dersek biz, tamam mı? Misal diyorum yani hani aldırdığımız kilolara göre diyorum ben. 37 kilo almış. Yani 37 kilo et almış. Sen evet. Bir kasap olarak söylüyorum. 37 kilo et de bugün çarpı 360 desen 13 bin lira para toplar. Yani 13 bin lira para toplamış. Evet. Yediği 10 kilo arpa ezmesi, 1 kilo 600 gram rota, 2-2,5 kilo da ot sapsama. İşte burada her şey önde. Aynen. Eğer bu şekilde gidersek bundan da çok güzel para kazanacağız. İnşallah, inşallah. Şimdi ben de bu kiloları aldırmak istiyorum. Ben de bu yemi kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar mutlaka kullansınlar. Valla biz bu sözü işten memnunuz. Sözü sana bırakıyorum. Evet. Yani bu işi biz denedik. Bundan çok memnunuz. Diğer bu işten başarılı olmak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu iş karlı bir iş. Bu besini hem kolaylaştırıyor hem besin süresini erkene çekiyor. İşçilik. Maliyet düşüyor. Yani işçilik düşüyor. Bana göre çok güzel bir iş. Evet. Yem siparişi için videonun sonundaki bayi numaralarını arayabilirsiniz. Evet. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Güzel abi.
Ayağına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Seni de sağ gördüm. Ayağım, ne demek? Her zaman gönlümüz, kapımız, her şey. Allah razı var. Olsun. Çok baba adamsın. Önümüzdeki günlerde yine böyle bir besi videosunda görüşmek üzere diye. İnşallah ki bir dakika tartında yine beraber oluruz. Evet, burada da kalırım. Burayı sevdim. Engel var. İnşallah. Ayrıca gelebilirsiniz. Geleceğiz abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkür ederim.